araştıran insanlar. Amerika, Duke Üniversitesi'nin eski psikoloji anabilim dalı profesörü Ken Keith Jr.'dan belki de hepimizin hayatını değiştirecek bir deney ile sizlerle beraberiz. Size gerçek bir hikaye anlatacağım. Yüzüncü maymunun hikayesini. Pasifik Okyanusu'nda irili ufaklı birçok ada. Bu adalarda Macaca fuscata türü Japon maymunları yaşıyor. Bu adalardaki maymunların doğal ortamları içindeki davranışları 30 yılı aşkın bir süre bilim insanları tarafından gözleniyor. 1952'de Koşima Adası'nda bilim insanları maymunların beslenmesi için kumların içerisine tatlı patates bırakıyorlar. Bu adanın maymunları da tatlı patatesin tadından hoşlanıyor ama yiyeceklerinin kumlu olması hiç de hoşlarına gitmiyor. Ama can boğazdan gelir diyerek kumlu da olsa tatlı patatesleri yemeye devam ediyorlar. Bir gün 18 aylık Imo isimli dişi maymun bu soruna bir çözüm buluyor. Imo tatlı patatesleri en yakın su birikintisinde yıkayarak yemeyi akıl ediyor. Bu buluşunu annesine de öğretiyor. Imo'nun arkadaşları da patateslerini yıkayarak yemeyi öğreniyor ve kendi annelerine de öğretiyorlar. Bu yeni davranış biçimi bilim insanlarının gözleri önünde yavaş yavaş maymunlar arasında yayılıyor. 1952 ve 1958 yılları arasında genç maymunlar beslenmelerini daha zevkli hale getirmek için kumlu tatlı patateslerini yıkamayı öğreniyorlar. Bu daha sağlıklı ve zevkli yeni davranış biçimini çocuklarını taklit ederek onlardan yeni bir şey öğrenen yetişkin maymunlarda kazanıyor. Yeniliklere açık olmayan, çocuklar ve gençlerden de öğrenilebileceğini düşünmeyen, kendi bildiklerini tekrar eden yetişkin maymunlar ise kumlu patates yemeye devam ediyor. 1958'in sonbaharında çok şaşırtıcı bir şey oluyor. Koşima maymunlarının 99 tanesi artık patateslerini suda yıkayarak yemeyi öğrenmiş oluyor. Bu sabah gün doğarken 100. maymun da patateslerini yıkayanlar arasına katılıyor. İşte o an her şey değişiyor. Aynı günün akşamı adadaki 100 maymunumuz dışında yaşayan hemen hemen tüm maymunlar patateslerini yemeden önce yıkamaya başlıyor. 100. maymunun ilave enerjisi her nedense devrim yaratıyor. Ama hikaye bitmedi. Bilim insanlarını şaşırtan asıl sürpriz, bu adayla doğrudan bir ilişkileri olmadığı halde diğer adalardaki maymun kolonilerinin de aynı anda patateslerini yıkamaya başlamaları. Yani bir düşünce ve davranış tarzı toplumları oluşturan fertlerin belirli bir oranı tarafından benimsendiği an bu yenilik mesafenin önemi olmaksızın zihinden zihine aktarılabiliyor. Yani 100. maymun fenomeni denilen bu fenomen şunu gösteriyor. Yeni bir düşünce, yeni bir yol toplumda sadece belirli sayıda insanlar tarafından biliniyorsa bu yenilik sadece o kişilere ait bir şey oluyor. Ama bilenlerin sayısı belli bir kritik noktaya ulaştığı an sadece bir kişinin daha yeni yola katılması toplum bilincinin aşama geçirmesine yol açıyor. Yeni düşünce birdenbire herkes tarafından düşünülmeye başlanıyor. Niceliğin niteliğe dönüşme noktası. 100. maymun fenomeni Duke Üniversitesi'nden başka bir doktor James Ryan tarafından değişik deneylerle tekrarlanıyor. Sonuç her seferinde aynı. Bugüne dek mutsuz, huzursuz, bencil, korku dolu, karamsar bir dünya süre geldi. Zihinlerde hala taş devri korkularını taşıyoruz. Yeniliklere açık, farklı düşünenler ise aşağılanıyorlar, alay ediliyorlar, toplum dışına itiliyorlar. Cesaretleri takdir edilmek bir yana söndürülmeye çalışılıyor bu insanların. Einstein bile teorisini ilk ortaya attığında meslektaşları tarafından kınanmış. Sıradan insan asla büyük insan olamaz. Doğar, yaşar ve ölür. Buna yaşamak denirse. Dünyada mutlu, huzurlu, sevecen, aydınlık dolu insanlar yok mu? Cesur bir dünya isteyen ve bu uğurda çaba göstermekten çekinmeyen, her şeyi göze alan insanlar yok mu? Elbette var. Sayıları gittikçe de çoğalıyor. İnsanın insanlık boyutunda devrim yapabilmesi için 100. maymunun aralarına katılmasını bekliyorlar. 100. maymun belki de sizsiniz. Araştırmalarımızın gelişerek devam edebilmesi için videoyu Facebook, Twitter gibi ortamlarda paylaşmayı, yeni videoları takip edip araştıran insanlar topluluğuna katılabilmek için Kült TV'ye abone olmayı unutmayın. Tüm soru, görüş ve önerileriniz için bana videoların altında bulunan mail adreslerinden ulaşabilirsiniz. Bir başka videoda daha görüşünceye kadar hoşça kalın araştıran insanlar.